Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizler arkadaşlar yine bir Takaraton Beyblade tanıtacağım. Bugün sizlerle Instagram'da da ben bunu paylaşmıştım bir kere. Helgun Pegasus almışım arkadaşlar. Bu birazcık geç geldi. Neden diyeceksiniz, Şubat ayında almış. Çinlilerin tatili vardı, AliExpress'ten aldığım için biraz geç geldi. Yanında Random Usta Bolon da aldım, o da yarın tanıtımı gelecek sanırım. Ben şu an bunu pazar akşamı çekiyorum, pazar yayında olacak. Evet, Helgun Pegasus'u tanıtacağız bu videoda arkadaşlar sizlerle. Animede sahibi pot, bunun pot kullanıyor. Şu Beyblade Burst GT serisinden bir Beyblade. Bende de az GT vardı. Biz Vylonius vardı, de Cosmo Valkyrie vardı. Bununla beraber 3. GT Takaraton Beyblade'im oldu ve 18. Takaraton'um oldu. İşte o Çin tatili yüzünden bir 20 gündür falan, 25 günde olmuş olabilir. Bayağı da bir Beyblade tanıtamadım maalesef. Burada sağ üstte Takaraton yazısını görüyorsunuz. Başlayalım artık isterseniz. Burada Japonca yazılar var. Burada Takaraton için bir kod var. B148 Booster. Burada Beyblade Burst GT yazısını görüyorsunuz. Burada Helgun Pegasus var. Şurada yine Japonca yazılar var. Burada Helgun Pegasus'un winglerindeki özelliği gösteriyor. Burada da parçaların adı yazıyor. Helgun Pegasus On Proof ve Love ve Waked'in adı Sen. Burada Helgun Pegasus yazısı var. Burada yine parçanın adı var. Gachinko Layer System yazıyor. Burada da potun resmi var. İsterseniz arka tarafa geçelim. Şimdi burada yine Japonca yazılar. Şimdi burada parçalarına bakalım. Chip'i Pegasus. Pegasus de diyebilirsiniz ama ben Pegasus diyeceğim. Zaten burada da Pegasus yazıyor. Wake the Sun. Base'i veyahut da Layer'ı artık ne derseniz. Helgun. Disk'i on. Revive Phoenix'in diski bu. Gayet iyi bir disk. Frame Proof, bu da çok nadir bir frame arkadaşlar, çok değerli ve iyi bir frame. Bazıları bunu almak için bir ara Gaze Fafnir Launcher Set'e 300 lira falan veriyordu, 200 olabilir, hatırlamıyorum fiyatını. Ama artık Helgun Pegasus olarak o sorunu çözebilirsiniz. Burada da Driver'ını gösteriyor. Love aynı Eternal'a benziyor, ondan da bahsedeceğim. Burada Revive demişim, Definix'e çarpışmasını göstermiş. Burada Valve'da durumun fotoğrafı var. Ace ve Slash var burada. GT yazısı var yine. Kutu içeriği böyleydi arkadaşlar. Japonca yazılar var. Kutu içeriği demişim kutu. Şimdi kutu içeriğine bakacağız. Şöyle kutu çıkaralım kutu içeriğine. Şöyle her zaman gibi stickerlarımız var arkadaşlar. Ben taktım bunları. Bir tek driver'ındakini takmadım. Pek takasım gelmedi açıkçası. Niye bilmiyorum. Şöyle kullanma kılavuzunu göstereyim isterseniz şimdi. Evet, şurada Takaraton yazısını görüyorsunuz yine. Burada Helgun Base'inin özelliğini gösteriyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce kayıt kapandı yanlışlıkla. Burada Helgun Base'inin özelliğini falan gösteriyor. Chip'ini gösteriyor. Burada alt tarafta Base'indeki özelliği gösteriyor. Linklerin özelliğini. Burada yine arkasındaki click sistemini gösteriyor. Sanırım pek anlayamadım orayı. Arka tarafa bakalım şöyle. Burada stickerların yerlerini gösteriyor. Bir de öksürüm tut, kusura bakmayın. Burada launcher ile ilgili bir şey göstermiş. Burada yine on ve proof diski gösteriyor. Proof disk demişim. Proof frame ve on diski gösteriyor. Yine burada bol bir şu chip'i göstermiş devamlı. Her yerde arkadaşlar chip ve base'i. Şimdi isterseniz combo kağıdına geçeyim. Onun adını unuttum bile. Şu an dilimin ucunda ama söyleyemem şu kağıdın adını. Şu kağıda geçeyim. Şimdi combo kağıdını göstereyim arkadaşlar. Şurada GT Triple'ın resmi var. Dread Bahamut ve Lord Spirga'nın. Burada Helgun Pegasus var. Burada komboları gösteriyor. Bakalım kombolardan yapabileceğimiz vardır belki. Helgun, Diabolos, Drake ve Charge. Diabolos chip dışında bütün parçaları var bende TT. Bunu yapabiliriz belki. Onun dışında burada Rock Pegasus, Genvek var burada. Hurricane Disk var. Bu driver adını çıkaramadım şu anda. Hem Orbit sanırım arkadaşlar, evet. Burada da Wizard Spirgun kombosunu yapmış bir tane. Ne alaka bilmiyorum, Helgun'la alakalı niye bilmiyorum. Bu şeyin adını bilmiyorum arkadaşlar, Wake'in adını. Vanguard ve Love sanırım bu, evet Love'muş. Arka tarafta Union Achilles'in trailerını göstermiş. Burada yine Dread Bahamut'la Lord Spirgun'u göstermiş. Yine Durum ve Vault var. Burada da bir kare kod var, arkası da boş. İşinize yarar belki kağıt arkadaşlar. Şimdi isterseniz Beyblade'i tanıtmaya geçelim artık. Ve Beyblade'imiz bu arkadaşlar. Helgun Pegasus, şöyle göstereyim bir dakika. Helgun Pegasus arkadaşlar, gördüğümü bu şekilde şöyle göstereyim. Benim de bu video öksüreceğim kutuya, kusura bakmayın.
Parçalı arkadaşlar Love on Proof, Heaven Base'i, Sandwake'di ve Pegasus chip'i var. Özelliği ne diye soracaksınız arkadaşlar. İlk önce özelliğinden başlayalım isterseniz Base'in. Şöyle patlama sistemi yarılandığından veyahut da yarılandığından bir tık fazla olduğunda arkadaşlar wingleri çıkıyor. Bu wingler staminasını arttırıyor. Sonra ne işe yarayacak derseniz, buna karşı gelen Beyblade çarptığında şöyle bastırınca lock reverse yapıyor arkadaşlar. Ne demek derseniz, yani patlama sistemi geri düzeliyor, kendini yeniliyor arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim isterseniz. Hop, birden parçaladım bir dakika. Şimdi tekrardan lock reverse sistemini göstereceğim. Şöyle şöyle geri geliyor arkadaşlar. Lock reverse sistemi bu şekilde. Şimdi isterseniz parçalarını tanıtmaya geçelim detaylı bir şekilde. Love Driver arkadaşlar, ben bunu Eternal'e çok benzettim. Şurasında biraz farklılıkları var. Ben hatta bunu eskiden Eternal Metal hali sanıyordum. Keşke Eternal Metal de çıksa, gerçekten güzel olur. Şu kısmı metal arkadaşlar, Frisbee gördüğünüz gibi. Stamina bir uç arkadaşlar. Güzel ama bazıları sevmiyor bunu. Gerçi ben hoşuma gitti biraz. Ama Eternal mi, Low mu diyeceksiniz. Tabii ki de ben Eternal'i seçerim. Eternal daha güzel bence. Şimdi isterseniz bir frame'i çıkarayım. Frame'den başlayalım, şöyle çıkaralım. Proof frame arkadaşlar. Benim en sevdiğim frame'lerden birisi. Gaze Factor'ın frame'iydi bu. Zaten video başında bahsettim bundan. Nadir ve güzel bir frame arkadaşlar. Rengi de çok hoşuma gitti gerçekten. Proof frame bu şekilde. Şimdi 10 disk'e geçelim. 10 disk. 10 disk de bu şekilde arkadaşlar. Savunma tipi bir disk bu. Revive Phoenix'te vardı. Animede Dead Phoenix'te de gözüküyor ama Dead Phoenix'e 10 disk'i koymadılar. Takartum'u koymadı. Böyle güzel bir disk arkadaşlar. Şöyle göstereyim detaylı bir şekilde. Şimdi isterseniz ilk önce GT sistem, bildiğiniz gibi 3 parça chip, wake ve bass'ten oluşuyor. Bass'ten başlayalım biz ilk önce isterseniz. Şöyle parçalarını çıkaralım. Sonra da parçalarını birleştirip takarız, gösteririz. Heaven Base'i bu şekilde arkadaşlar. Şu arka tarafını göstereyim, hop elimden düştü. İşte burada arkadaşlar lock reverse şeyi bu şekilde oluyor. Böyle kapalıyken diskin şu kısmı geliyor, bunu ittiriyor, açılıyor. Sonra çarptığında geri kapanıyor arkadaşlar. Heaven Base bu arada çok güzel. Benim de sevdiğim bir base arkadaşlar. Rengi de hoşuma gitti, gayet güzel. Şuraları sticker zaten, mavi kısımlar. Arka tarafta bu şekilde. Yani gayet güzel bir base, benim hoşuma gitti. Şimdi Wake'de geçelim isterseniz. Sen bu Wizard Fafner'ın parçası arkadaşlar. Ama bunu Heaven Pegasus'a da koymuşlar. Ben bu parçayı seviyorum gerçi. Bende fake'i vardı bunun. Güzel bir parça arkadaşlar. Hoş gözüküyor. Şimdi chip'e geçelim isterseniz. Chip de şu şekilde. Heaven chip'i, Heaven chip demişim, kusura bakmayın. Pegasus'un chip'i. Pegasus chip bu şekilde. Şöyle click sistemini de göstereyim isterseniz. Gayet güzel bir parça. Hoşuma gitti benim açıkçası. Şimdi isterseniz tüm parçaları takıp tam göstereyim layer arkadaşlar. Şöyle isterseniz. Şöyle geri çekeyim. Evet, tüm parçaları takınca layer bu şekilde arkadaşlar gözüküyor. Gayet hoş duruyor. Ben çok sevdim arkadaşlar. Görünüş açısından ve parçalar için aldım zaten ben bunu. Fazla güçlü bir Beyblade olduğu söylenemez. Çünkü kapışmalarda görürüz zaten biraz sonra. Evet, layer bu şekilde tam olarak. Şimdi isterseniz bir de proof'lu onu takıp göstereyim. Tek başına bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle takalım. Evet, tek başına da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. On ve proof'u takınca. Şimdi isterseniz patlama sistemine falan bakalım. Patlama sistemi de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kolay patlama sistemi var ama lock reverse sistemi sayesinde kendini yenileyebiliyor. Güzel bir bey arkadaşlar. Benim hoşuma gitti açıkçası. Almanızı da tavsiye eder miyim? Ucuza bulursanız ederim arkadaşlar. Güzel bir bey bence. Şimdi isterseniz kapışma maçları yapalım. Şöyle arenamı alayım bir dakika. Evet, arenamı aldım arkadaşlar. Bu beylerle yapacağız gördüğünüz. Cosmo Valkyrie ile yapacağım. Zwei Longinus ile yapacağım arkadaşlar. Spirigan Requiem ile yapacağım. Ve bir de Jet Vibrin ile yapacağım arkadaşlar. İlk önce Requiem'den başlayalım. Bunu atalım şöyle. Şimdi Requiem'e atıyorum. Şöyle Cyberbomb'ımı alayım. Evet. Requiem'de Iron olduğu için biraz etrafta dönün. Stamina ile Heaven'ın alacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Sağa dönüş modunda bu arada Requiem. Evet, güzel vuruşlar geldi ama Heaven yere sürttü maalesef. O birazcık kötü oldu.
Rekorum alacak mı ve stamina sayesinde arkadaşlar Helen hayatta kalarak kazanıyor. Rekorumun patlama sistemi çok az ilerlemiş arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de Cosmo Valkyrie ile test edin. Evet arkadaşlar, ilk önce Heaven atıyorum. Şöyle Heaven atalım. Şimdi Cosmo Valkyrie atıyorum. Birinde Low, birinde Eternal var arkadaşlar. Zaten Eternal'den de bahsetmiştim. Bence o daha iyi. Yani Cosmo'nun staminası daha iyi bence. Ama kim ne alacağı belli olmaz. Sanırım Cosmo alacak gibime geliyor ama belli de olmaz. Kim aldı? Ve Heaven Pegasus yeniyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir GT Bey olan Zwei Longinus ile yapalım. Bakalım solo dönüşe karşı performansı nasıl olacak. İlk önce Heaven atacağım. Şimdi Zwei atıyorum. Sert çarptı bayağı Zwei. Acaba Zwei'yi de alabilecek mi? Zwei'yi alamadı arkadaşlar. Zwei Longinus patlatarak yeniyor maalesef. Zwei Longinus'a yenildi. Şimdi isterseniz bir de diğer Beyblade'imiz olan Sparking'e karşı bakalım performans ne olacak. Jet Wyvern'la bir test etmek istiyorum. Sonra da videomuzu bitiririz arkadaşlar. Neyse önce Pegasus atacağım. Bakalım kim kazanacak. Jet atıyorum. Bunu da yenebilir gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü Jet bayağı dengesiz ve yere çok sürttü. Heaven rahat bir galibiyet aldı. Şimdi isterseniz etrafı toplayın arkadaşlar. Sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Bugün sizlerle Takır Tüm'den Beyblade Burst GT serisinden Heaven Pegasus'u tanıttım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz kanala abone ol, video beğenmeyi unutmayın. Başka Takır Tüm'ün tanıtımları için kanala abone ol, video beğenebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.